Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar, herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak hafif negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD piyasaları hatırlayacaksınız, dün kapalıydı. Bugün vadeliler hafif eksi olarak başladılar güne. Almanya'da 0,3 eksi DAX. Uzak doğuda yine Çin ve Hong Kong'da negatif bir seyir varken Japon Nikkei endeksinin %1,3 yukarıda olduğunu görüyoruz. Genel olarak risk iştahı pozitif. Senenin ilk 15 gününü geçirdiğimizde hisse senedi piyasalarında genel olarak geçen seneye göre çok daha pozitif bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Global piyasalarda Avrupa öne çıkıyor. Eurostoxx 50 ki en geniş endeks bu Avrupa hisseleri için. %10 artıyla ilk 15 günde en göze çarpan endeks, genel olarak tüm Avrupa hisse senedi piyasaları oldukça kuvvetli kazanımlar sağlamış durumdalar. ABD piyasaları ortalama %3 yukarıda. Daha Nasdaq bir tek biraz %5'e yakın olarak artmış gözüküyor. Uzak Doğu'da ise Japonya geçen sene başından beri, şöyle sene başından beri çok fazla değişmemiş gözükürken Çin ve Hong Kong %7 yukarıda. Hatırlayacaksınız, geçen sene ortalama endeksler %20 düşmüştü, global endekslerin tamamı ortalama olarak. O yüzden pozitif bir risk iştahıyla başladığımızı söyleyebilirim. Onun dışında baktığımızda Türkiye CDS'lerine bakıyorum. CDS'leri biliyorsunuz artık her zaman konuşmuyoruz ama orada Aralık ortasında 500'ün altına düşen 5 yıllık CDS'ler o günden beri yukarıya doğru bir hareket gösteriyor. Şu anda 563 yukarı. Bizim piyasalarımıza döndüğümüzde geçen hafta oldukça volatil ve negatif bir hafta geçirdikten sonra dün kuvvetli bir toparlanma yaşayarak 5207 seviyesinin üzerinde kapadık. Genel olarak tüm hisselere de kuvvetli bir tepki hareketi vardı. Bankalar, özellikle Halk Bankası eşliğinde tüm bankalar kuvvetli yükseliş gösterirken Tüpraş'ın da çok ciddi şekilde primli kapadığını gördük. Genel olarak morallerin toparlanmasına yardımcı oldu bu. Şimdi bugün Halkbank davası var. Halkbank davası, biliyorsunuz, bu konuyu yorumlamak biraz zor. Ama bugün saat Türkiye saati 5'ten sonra Halkbank'ın itirazını dinleyecek. Şimdi bugün bir davadan bir sonuç çıkması genel olarak zor. Ama Anayasa Mahkemesi Halkbank'ın itirazını kabul ederse dava düşer. Eğer itirazı kabul etmezse duruşmalar başlar. Ama büyük bir ihtimalle itirazı dinleyip kararını daha sonra yazılı şekilde açıklayacaktır Anayasa Mahkemesi. O yüzden daha önceki birçok bu hukuki gelişmelerde de gördüğümüzde bu tip günler sonrasında ilk önce pozitif, dünkü gibi veya bugün devam edecek gibi pozitif hareketlerini görüyoruz hissenin. Ondan sonra herhangi bir sonuç çıkmadığında, kısa vadede sonuçlanacak, hisse senedinin tekrar negatif tepki verdiğini görüyoruz. Bu, dediğim gibi, buradan bir Halk Bankası'nı bu sonuçlara göre alın veya satın demek doğru değil. Tabii ki dava sonuçlanırsa birkaç gün daha pozitif bir hareket bekleyebiliriz. Bankalar bir düzeltme hareketinden geliyorlar ciddi şekilde. Tüm bankalarda işte Halk Bankası bir ay önce 16,64 seviyelerinden geçtiğimiz hafta 9,66'ya kadar gerilemişti. Burada benim gözüme çarpan, dediğim gibi, o gün yine çok sert düşüşte Yapı Kredi'yi söylemiştim. Yapı Kredi hala tüm bankalar arasında
en ilgimi çeken bank olduğunu söyleyebilirim değerleme açısından. Onun dışında enteresan, gözümüze çarpan emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı dün ciddi bir geri alım yapmış. 15 milyon hisse. Sanırım çok uzun zaman, yani ilk defa 2021'de geri alım açıldıktan sonra yaptığı ilk satın alma oldu bu. Önemli o açıdan. Genel olarak ama geçen haftaki negatif hava biraz dağılmış gözüküyor. Teknik seviyeleri burada yine Cem belirtir. Ama ben pozitif havanın bilanço dönemine kadar devam edeceğini düşünüyorum. İyi bilançosu olacak şirketler öne çıkacaktır. Bankaların bilançoları iyi ama çok büyük sürprizler gelmeyecektir orada. Ama benim onun dışında takip ettiğim hisselerden otomotiv sektöründe iyi karlar geleceği aşikar. Tüpraş da çok iyi bir çeyrek açıklayacak. Orada da daha önce zaten aylık olarak takip ettiğimiz marjlardan iyi bir sonuç geleceğini tahmin ediyoruz. O da o yüzden kuvvetli şekilde duruşunu devam ettirecektir diye tahmin ediyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Dün yukarı yönlü sert bir yükseliş oldu. Biz bu yükselişi, bu hareketi tepki hareketi olarak takip etmeye devam edeceğiz. 5330 kritik direnç seviyemiz geçilmediği sürece de buna tepki hareketi diyeceğiz. Bugün için 5250 direnç seviyemiz. Önemli, bu seviyeye geçilirse biraz önce de söylediğim kritik 5330, yani 21 günlük ağırlıklı ortalamamız takip edebiliriz. 5330 geçilirse o zaman düşüş mevcut harekete tepki hareketi değil, tekrar yükseliş trendi olarak bakabiliriz. Böyle bir durumda hedefimiz yukarı yönlü 5400-5500 olarak takip edilecek. Aşağıda destek olarak 5080 var. Daha sonra 5050 ve 4950 seviyesi. Bu nedenle 5330 seviyesinin altını çizmek istedim. Vadeli tarafta da direnç seviyemiz 6000. Bu seviyenin geçilmesi öncü gösterge olarak takip ettiğimiz vadeli endekste bir sinyal olabilir. O yüzden o tarafta da 6000 seviyesinin altını çizmek istiyorum. ABD 10 yıllıkları 3.55'i geçmediği sürece bizi rahatsız etmeyecektir. Bu nedenle risk iştahı 3.55'in altında kaldığı sürece o tarafta yüksek olacak. Ama 3.55'i geçerse o zaman tekrar teknik anlamda sorgularız. Aşağıda 3.42 ve 3.25 destek seviyelerimiz var. Batuhan'ın da söylediği gibi Tüpraş'ın kapanışı çok iyiydi. Son endekse gelen satışın tersine iyi bir performans gösterdi. Burada 549 direnç seviyesi. 549'u geçmesi halinde 572'ye doğru hareketi izleyebiliriz. Emlak gayrimenkule baktım Batuhan söylediği anda. Orada da 8.32 ve 8.57 direnç seviyeleri. Aslında endeksteki 5330 seviyesinin ne kadar önemliyse emlakta da 8.57 seviyesi o kadar önemli. Ben dün de sizinle bu mevcut tepki hareketini araştırmanın önerileri doğrultusundaki hisselerde değerlendirelim demiştim. Sabah onları çalıştım. Hemen size direnç seviyelerimizi vereyim. Tofaş'ta 155.70 direnç seviyemiz. Orası önemli. Geçilmesi halinde o da güzel bir görüntü çizecek teknik anlamda. BİMAŞ 127'nin üzerinde 133 direnç seviyemiz ki ben BİMAŞ'ı biraz daha şanslı görüyorum teknik olarak bu harekette. Migros'ta 139.50 direnç seviyemiz. Turkcell'de 37 direnç seviyemiz. Şişecam'da 41.82. Coca-Cola'da 200 ve Tav'da da 90 direnç seviyelerimiz olarak mevcut hareket yukarı yönde takip edilebilir. Ama dediğim gibi 5330'u geçersek o zaman teknik bakış açımızı değiştireceğiz ve yukarı yönde pozisyonlarımızı arttıracağız. Benim de söylemek istediklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.